Arkadaşlar merhaba. Size bugün Mısır'la ilgili birkaç tane temel bilgi vermek istiyorum. Bunun başlıca sebebi Türkiye Mısır konusunda net ithalatçı. Esasında böyle bir şeye gerek yok. Yani biz çiftçiler olarak verimimizi bir tık arttırabilirsek ki Türkiye genelinde bunu %20 arttırmak kulağa çok gibi geliyor, esasında çok az. Arttırdığımız zaman ithalatı tamamen durdurma şansına sahibiz. Dolayısıyla bunun için yapabileceğimiz, bizim elimizde olan çok basit bazı temel kurallar var ve ben bu temel kuralları sizinle paylaşmak istiyorum. Sebeplerini anlatmak istiyorum. Umarım ülkemiz için faydalı olur. Şimdi mısır bitkisi biliyorsunuz çok kullanılan, yani etanol üretiminde kullanılıyor, mısır tavuklar için kullanılıyor, büyükbaş için kullanılıyor. Yem olarak çok kullanışlı. Hem kaba yem olarak hem kesif yem olarak ve çok değerli bir ürün. Şimdi Türkiye'de ortalama yaklaşık 900 kilo ile 1 ton arasında 1000 metrekare alandan, yani 1 dekar alandan alınan mısır verimi. Bu Amerika'da da 3 aşağı 5 yukarı böyle. Ama sulu alanlarda bu verimlilikler çok çok farklılaşabiliyor. Yani damlama sulama sistemleriyle veya pivot sulama sistemleri veya karıktan sulama sistemleriyle, salma sulamayla bile çok rahatlıkla 1400-1500 kilolara ulaşılabiliyor. Bunun temel bir prensibi var. O da homojen çıkış. Mısır'da bütün bitkilerin 12 saat içerisinde çıkması, yani ilk topraktan dışarıya çıkan bitki ile son bitki arasında 12 saat olması, bunun maksimumda 24 saati geçmemesi verimlilik açısından çok önemli. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle ve hakikaten en önemli kısmı bu, mibzer ayarı. Mısır mibzerinizin, bir kere havalı mibzerinizin olması şart. Havalı mibzerinizin ayarlarının iyi olması lazım. Şimdi ben eskiden de bu işi yaparken fabrikadan mibzer gelirdi. O tamam, fabrika ayarları vardı. Tarlaya girerdik ve ekiliş yapardık. Ondan sonra tarlaya bakardık. Ya işte biri çıkıyor, biri çıkmıyor. Bakın, bir mısırın yanındaki ikinci mısır eğer ilk çıkandan bir gün sonra çıkıyorsa verim direkt yarı yarıya azalıyor. Yani bir tanesinde 800 koçan varsa diğerine 400'e düşüyor. Aynı gübreyle, aynı miktar sulamayla, aynı çeşit bitkiyle, aynı güneşle. Dolayısıyla bunu engellemek bile başlı başına müthiş bir avantaj sağlayacaktır. Homojen çıkışın olmaması, koçanların, sonradan çıkanların verimsiz olması tarlanızın verimini düşürecektir. Baktığınız zaman belli bir süre sonra o dalgalı çıkışlar kaybolacaktır. Püsküle geldiği zaman hepsi kocaman aynı boyda gibi gözükecektir ama biçer döver girdiği zaman tarlaya sukuta hayali vuracaksınız. Dolayısıyla eğer bir çıkan bitkinin yanındaki bitki iki gün sonra çıkıyorsa alacağınız verim sıfırdır. Bu bitki yanındaki çıkan komşusuna düşman muamelesi, yani yabani ot muamelesi yaptığı için oluyor. Bu işte yoncada özellikle yapılan araştırmalarda ototoksis diye geçen, yani birbirlerini zehirleme gibi bir köklerin yaptığı bir olay var. Biz çiftçiler için bu çok çok önemli değil, teorik kısmı. Bizim tek bilmemiz gereken aynı anda çıkması. Şimdi ben burada bir alan hazırladım. Bu alanı size bu söylediklerimin sonra göstergesi olarak hasat döneminde sizlerle yeniden paylaşacağım. Biz dün çıkan bitkilerimizin hepsini birer tane balon sapı koyduk. Üstlerine de sarı kurdeleler bağladık. Ondan sonra bir gün sonra geldik tarlaya. Yaklaşık 12 saat, 14 saat sonra bir daha tarlaya geldik. 14 saat sonra çıkan bitkilere de kırmızı kurdeleler koyduk. Koyduğumuz kırmızı kurdelelerde biz şunu biliyorduk. Bu kurdeleden çıkan mısır tohumları muhtemelen, yani koçan sayısındaki tane sayısı, koçandaki tane sayısı yarı yarıya azalacaktır. Ondan sonra daha henüz koymadıklarımız da var. Çünkü daha henüz çıkmamış olanlar var. Onlarda da muhtemelen sıfır koçan alacağız. Veya koçanlar küçücük olacak. Üstünde belli belirsiz daha neler olacak. Verimsiz koçan olacak. O bizim için sıfır verim anlamına geliyor. Şimdi bir tane şuradan size... Evet, gecikmiş. Evet, şuraya bakabiliriz. Bakın, bu bitki çıkmış. Bunun yanında şu anda henüz sopası olmayan bitki burada aşağıda. Ama bu daha küçücük. Toprağın dışında normalde çıkmamış. Ben şimdi onu tornavidayla çevresini açtığım için görebiliyoruz. Bu muhtemelen sıfır verecek ve bunun yarın toprağın yüzüne çıkacağını şöyle koyarsak, varsayarsak buraya muhtemelen yeşil renkli, üçüncü bir renk koyacağız. Bunun koçanı göreceksiniz. Şimdi bir gün sonra çıkana bakalım. Burada
Bakın bu yandaki komşularına göre bu bir gün geç geliyor. Buna bir tane kırmızı koymuşuz. Bu bitki aynı gübre, aynı su, aynı güneşe rağmen %50 verim kaybı yaşayacak. Şimdi bunu gözettiğimiz zaman mipser ayarlarını neye göre ve nasıl yapmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Şimdi öncelikle mısırın çıkması için toprağın altında bir nem tabakası var. En üst kısmı kuru, onun 3-5 santim altı veya 7-8 santim altı tarlanıza göre orada bizim tav çizgisi dediğimiz nemin olduğu bölge var. Bu tav çizgisi her tarlada böyle %100 homojen değildir. Biraz aşağı iner, biraz dışarı çıkar. O çizginin olduğu yere biz zaten alaca tav deriz. O tav çizgisine denk gelen tohum çıkar. Gelmeyen bir sonraki yağmuru veya bir sonraki sulamayı bekler patlamak için. Dolayısıyla orada gecikmeler söz konusu olabilir. Dolayısıyla mibzerle tarlaya geldiğiniz zaman, varsayalım mibzerin bütün ayarları tamam. Öncelikle tavın nerede olduğuna bakmanız lazım. Ona göre tohumu kaç santim ekeceğiniz önem kazanacaktır. Şimdi tohumu biz uluslararası literatürde benim taradığım kadarıyla 5,5 santim en verimli ekim derinliği mısır için. Ama eğer tav çizgisi 6 santimdeyse veya 7 santimdeyse hiç korkmayın. Tavında mısırı çıkartmakla sulayarak çıkartmak arasında çok büyük bir verim farkı yaşayacaksınızdır. Çünkü sulamada da hatalar yapacaksınız. İster istemez hepimiz yapıyoruz. Şimdi tav çizgisinin hatta mümkünse bir yarım santim, bir santim daha altına, 8 santimetreye kadar ekmekten kesinlikle ve kesinlikle korkmayın. Yani alaca tava veya kuruya koymaktansa tohumu yaşa koymak her zaman çok daha avantajlıdır. Ha, bölgenizde su sıkıntısı var, yağmur sıkıntısı var, tarlalar kuru, kuruya ekeceğim diyorsanız ve sonradan sulayarak çıkartacağım diyorsanız yine o zaman ekeceğiniz seviye yaklaşık 5 santim. 5 santimin üzerine ekmeye başladığınız zaman köklerle ilgili sıkıntı yaşayacaksınız. Dolayısıyla 5 santimin çok daha altında yani 4, 3, 2 santimlere fazla ekmenizi tavsiye etmiyorum. Ama ne yaparsanız yapın, eğer bir tohum 5,5 santimde, diğer tohum 7,5 santimde ise 7,5 santimdeki tohumun çıkış süresiyle 5 santimdekinin aynı olmayacağı için demin bahsettiğimiz o bir günlük belki de iki günlük fark çıkacaktır. O bir gün iki günlük fark sizi işte verimde kaybınız olarak size geri dönecektir. O da sizin cebinizi etkileyecektir. Verimli çiftçilik yapmak demek bilinçli çiftçilik yapmak. Benim nezdimde bu var. Yani ben bu işe ilk başladığım zaman bütün bu bilgilere sahip değildim ve çevremdekilerden de bu bilgileri alamadım açıkçası. Dolayısıyla uluslararası jurnallerden, yapılan makalelerden, videolardan aldığım bilgilerle hareket ettim. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne kadar önemli? Şu kadar önemli. Bugün iyi, sulu arazide düzgün çiftçilik yapan bir çiftçi normal koşullarda iyi bir tohum kullanıyorsa 1400-1500 kilo dekara veya 14-15 ton hektara rahatlıkla elde edebiliyordur diye düşünüyorum. İçinizde bu ya bunu yapanlar hatta 1800-2000 yakalayanlar da vardır muhakkak. Ama bu alan alandır. Çiftlik geneli olmaz veya işte 20 dönüm 30 dönüm tarladadır. 2000-3000 dönüm tarla ortalaması olduğu zaman işler birazcık daha farklılaşıyor. Şu anda geçen sene kırılan rekor dekarda 3860 kilo. Şimdi aynı mısırla siz 3860 kilo yakalayabiliyorsanız iyi bir çiftçilikle 1000'i yakalamak veya 1500'ü yakalamakla yetinemeyiz. Yetindiğimiz zaman ithalata her zaman kim ne hata yaparsa yapsın önce biz kendi hatamızı kendimizde aramak zorundayız. Biz bu işten para kazanmamalıyız zaten. İflas ederiz. Dolayısıyla Türkiye'nin ortalamasının 1000 olduğunu düşünürsek dünyadaki en iyi çiftçinin de 3860 elde edebildiğini düşünürsek bu 1000 ortalamayı 1200'e taşımak veya 1300'lere taşımak hiç de zor değil. Ve bunu yapmak için şu aşamada tek yapmanız gereken şey mipzerlerinizin doğru ayarını yapmak. Dolayısıyla burada her zaman olduğu için, her zaman böyle bu çiftçilik dediğiniz şey sadece tarlada traktör tepesinde oturmak değil. Burada bir işbirliği var. Bizim sanayideki ustalarımızla, işte tohum firmalarıyla, ilaç firmalarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Eğer siz bilmiyorsanız nasıl yapılacağını, mipser ayarını, muhakkak bilen birini bulun. Ben bu konuyla ilgili de detaylı yine bir video çekeceğim. Ben mipserimi nasıl ayarlıyorum, sizlerle onu paylaşacağım. Ama dediğim gibi, öncelikle toprakta tohumu nereye koyduğunuzu çok iyi bilmeniz lazım. Bunun için bir sürü sistem var geliştirilen. Benim daha önceki videolarımı izleyenler zaten hassas ekim mipser ve hızlı ekim mipserinin nasıl olduğunu biliyorlardır. Aynı zamanda çift tohum düşmesi veya hiç tohum düşmemesi gibi hatalardan da uzak durmak lazım. Bu arada antiparantez, iki tane mısır tohumu
bazen yan yana düşebiliyor. Eğer ikisi de aynı anda çıkarsa göreceksiniz, ikisinden de en az %80 civarında verim alabileceksiniz. Yani esasında çok kötü bir şey değil. Belki %100 bile alabilirsiniz. Önemli olan orada ne kadar besin olduğunu bilmeniz lazım. Yeterince besin varsa mısır sıklığıyla ilgili çok büyük problem yaşamıyor. Yeter ki o besini alabilsin ve aynı anda çıksın. Mısırda aralardaki mesafeyi yakınlaştırdıkça, yani 15 santim yerine 12 santime düşürdünüz, 12 santim yerine 9 santime mi düşürdünüz sıra üstündeki araları? Burada işte saat mevhumu değişiyor. Biz diyoruz ki bir çıkan mısırla yanındaki komşusunun çıkış süresi arasında en fazla 12 saat olmalı. Siz eğer bu mısırı 9 santime ekiyorsanız bu 12 saatle olmaz. 2 saate, 3 saate düşüreceksiniz. 6 santimse belki aynı belki dakikaları konuşmaya başlayacağız. Bunu da tarla koşullarında sağlamak mümkün olmadığı için birçoğunuz 15 santim, biraz daha az ekim hassasiyeti olanlar belki 18 santime mısır ekerek ancak başarı elde ediyor biliyor olabilirler, ama inanın bana artık dünyadaki tohum çeşitleri o kadar ilerledi, ıslah sistemleri o kadar ilerledi ki mısırda bu verimleri almak mümkün. Biz geçen sene tarlamızda yer yer 2900-3000 3 tonları gördüğümüz alanlar oldu. Tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor. Kendimizi her zaman daha çok geliştirmemiz lazım. Dolayısıyla mibzer ayarlarınız çok önemli. Tabii ne kadar ekmek o kadar köfte. Şimdi siz bitkinizi çok güzel ektiniz. Bitkiniz çıkışına başladı. Neye ihtiyacı var? Besine ihtiyacı var. Bu besini siz o bitkiye sağlamazsanız, ki kendisi tanesinden zaten belli bir besini alıyor, o zaman yine başarılı olamayacaksınız. Dolayısıyla ekim esnasında karığın içerisine, yani tohumu ektiğimiz karığın içerisine muhakkak özellikle fosfor içerikli bir starter gübre, başlangıç gübresi diyorlar. Tohuma değdiği zaman zarar vermeyen gübrelerden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu gübreler bitkiler ilk uyanırken topraktaki bakteriler de aynı zamanda uyanmaya başlıyor ve o bakterilerin besine ihtiyacı var. Bakterilerin, yani toprak canlı olduğu için o bakteriler besinde sizin bitkinizle rekabete girmemesi lazım. Biz bu sene bir uygulama yaptık. Şekerli su verdik. Yaklaşık dekara 450 gram civarında. Bunu yapmamızın sebebi bitki değildi. Bunu yapmamızın sebebi Nisan ayının sonlarında toprağın ısınmasıyla beraber uyanan bakterilerin beslenmesinde besin problemi yaşamaması için bakterilere biz beslemek için bunu yaptık. Bitkiyle alakalı değildi. O bakteriler sonra topraktaki besin elementlerini benim bitkilerimin kullanabileceği forma dönüştürecektir. Toprağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Bu apayrı bir konu. Bunu sizinle ayrıyeten bir programda konuşacağım. Toprak nedir? Nasıl analizine bakmalıyız? Toprak analizi nasıl yapılmalıdır? Neden yapılmalıdır? Yaparsanız veriminize ne kadar katkısı olur? Ayrıyeten bir de mısırın besleme programı ile ilgili bir kısa bir süre sonra bir program vereceğim. Yani bir ton mısır almak için ne kadar bitkiyi beslememiz lazım? Yani bir ton tane mısırı elde etmek için bitkinin ne kadar fosfora, ne kadar azota, ne kadar potasyuma ihtiyacı var, ne kadar magnezyuma ihtiyacı var, ne kadar kalsiyuma ihtiyacı var? Toprakta var olması bizim için yeterli mi? Yoksa bunun bitkiye kullanabilir formuna çevirmek için ne tip çalışmalar yapabiliriz kendi tarlalarımızda? Özellikle Türkiye'de pH'ların, yani toprak asitlesinin pH'ın çok yüksek olduğu, asitinin düşük olduğu topraklarda fosfor gibi mineraller bağlanıyor ve bitkinin kullanamayacağı forma dönüyor. Burada nasıl önlemler alınabilir? Hayvan gübresinin burada önemi nedir gibi sizlerle daha detaylı bilgileri paylaşmak üzere. Şimdilik bu kadar. Karacabey'den ben Sencer Solakoğlu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.